Charybdis longicollis aslında Hint Okyanusu kökenli bir yengeç türü olup aslında daha sonra İran Körfezi'ne ardından da Kızıldeniz'e yerleşmişti. Daha sonra da küresel ısınmaya bağlı olarak ilk önce işte Mısır kıyılarında, Doğu Akdeniz'de ve İsrail açıklarında keşfedilmişti. Bu tür aslında ülkemiz için yeni bir tür değil. 1954'te ilk olarak Mersin Körfezi'nde bunların raporu verilmişti. Bu türlerin özellikle predatörleri vardır. Bilinen en potansiyelli predatörü ise vatoz balıklarıdır. Bu vatoz balıklarının zamanla avlanması sonucu ekonomik değerler içerisinde bunların baskılayan predatörlerinin de azalmasıyla birlikte bu türler daha da yaygınlaşmaya başlamıştır ülkemizde. Diğer istilacı türlerde olduğu gibi bu türlerin de birçok etkisi vardır. Birincisi ekosistem değişikliği diyebiliriz buna. Bulundukları bölgelerde aşırı şekilde çoğaldıkları için diğer türleri baskı altında bulunduruyorlar. Örneğin bu istilacı yengeç türü içinde biyo çeşitliliğin azalmasına sebep olabiliyor veya ekonomik değere sahip olan balık yumurtalarını yiyerek veya işte diğer makro omurgasız canlıları üzerinden beslenerek bulunduğu bölgede biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olmaktadır. Bunun diğer bir tehlikesi de yine ülkemiz adına ekonomik olarak getirisi olan mavi yengeç türünün de yine ileride ekosistemlerine bunların istila ederek bunlarla rekabete girerek bunların da türlerinin sayısını azaltılabileceği düşünülmektedir. Dünyada 100 en kötü istilacı türler arasında bulunan Çin eldivenli yengecini çalışmıştım, üreme biyolojisini çalışmıştım. O yengeç türü aslında Doğu Asya'ya normalde yerli olup daha sonra Avrupa'ya işte balast sularıyla, sintine sularla Avrupa'ya, Kuzey Avrupa'ya 1912'lerde yayıldığı söylendi. İngiltere'de 1935'te ilk raporu görüldü. Şu anda bütün Kuzey Avrupa bu eldivenli yengecin istilası altında bulunuyor. Bu türlere gelince bu türde Karadeniz için ülkemizde gelecekte potansiyel olarak bir tehdit olarak karşımıza çıkabilir. Neden derseniz işte Tuna Nehri'nin kollarında bulunan ülkeler işte Sırbistan, Romanya, Bulgaristan işte bazen Volga'dan da tespit edilmiş Karadeniz kıyılarında halihazırda bulunmuştur. Bunlar gerekli tuzluluk ve sıcaklığı adapte olursa yakında Türkiye'de görülmemesi de hiçten bir durum değildir. Bunu da biz tehlike olarak görüyoruz. Aynı şekilde Akdeniz'de bulunan bu istilacı yengeç türünde larvalarla nasıl nerelere kadar yayılabileceğini tuzluluk ve sıcaklık konsantrasyonlarına bakarak bu çalışmaları genişletebiliriz. Yok, hayır, sayın.